أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على رسولنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين يا رب جل جلاله هر birimizi dunyasi ve ahireti mamur olan bahtiyar kullarından eylesin Yüce Rabbim sevgililer sevgilisi, kainatın efendisi Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin izinden yürüyenlerden eylesin. Dünyada gönlünü onun hadisi şerifleriyle gıdalandıran ve nurlandıran ve onun izinden severek yürüyen, ahirette de şefaatine mazhar olan, birlikte cemalullahı seyreden sevgili kullarından eylesin. Kıymetli dinleyenlerim, Lale Gül TV seyircilerimiz, Yüce Rabbim Celle ve Ala Hazretlerine sonsuz şükürler olsun. Bir hadisi şerif dersinde siz izleyicilerimizle beraber Aleyhissalatü Vesselam Efendimizin o güzel sözlerini müzakere etme imkanını vermiştir. İmam-ı Azam Hazretleri eğer sünnet olmasaydı, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin sözleri, hadis-i şerifleri olmasaydı, bizden hiçbir kimse Kur'an-ı Kerim'i layıkıyla anlayamazdı buyurmaktadır. Bu bakımdan hadis-i şerifler hayatımızda dinimiz açısından çok ehemmiyet arz eder. Dersimize başlamadan önce, Lale Gül TV'nin hayırlara vesile olmasını Cenab-ı Hak'tan niyaz ediyorum. İnşallah ehli sünnet vel cemaat akidesinin inkişafında, teyidinde ve tasihinde çok güzel bir misyon üstlenmiş olacaktır. Yetim kalmış gibi gözüken ehli sünnet vel cemaat akidesinin çok geniş kitleler tarafından sağlıklı daha güzel anlaşılmasına vesile olacaktır. Bu kurumun yapılmasında, gerçekleşmesinde, devamında emeği geçen bütün hocaefendilere ve hayır sahibi kardeşlerime Cenab-ı Hak uzun ömürler, sıhhat, afiyetler versin. Yüce Rabbim Celle Celaluhu bu çalışmanın ahiret azığına vesile olmasını nasip etsin. Kıymetli seyircilerimiz, Kıymetli dostlarımız, dersimiz hadis-i şerif dersidir. Aleyhissalatü vesselam Efendimiz, 40 hadis-i şerif ezberleyenlere müjde vermiştir. Bundan dolayı birçok muhaddis, birçok alim, 40 hadis-i şerif cem etmeye çalışmıştır. Bunlardan birisi de İmam Nebevi Hazretleridir. Biz nasip olursa derslerimizde İmam-ı Nebevi Hazretlerinin cem etmiş olduğu 40 hadis-i şerifi sırayla siz dostlarımızla müzakere etmiş olacağız. Birinci hadis-i şerifimiz Kütüb-i Sitte'nin en mükemmeli olan herkes tarafından şayani kabul itibar edilen Sahih-i Bukhari'nin birinci hadis-i şerifi olarak ve birçok eserde de birinci hadis-i şerif olarak zikredilen İmam Nebevi'nin de Erba'in hadis-i şerifinde aynı zamanda riyaz Salih'in isimli eserinde hadis-i şerif kitabında birinci hadis-i şerif olarak zikrettiği niyetle ilgili hadis-i şerif vardır. Hadis-i şerif metni şöyledir. An Ömer radıyallahu anhu Hazreti Ömer radıyallahu an efendimizden rivayet edilmiştir ki: "Kal şöyle ifade buyurmuş Hazreti Ömer Efendimiz. Semi'tu Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem yekul. İşittim ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuşlardır. İnnemel a'malu bin niyyat. Bütün ameller niyetlerle muteberdir. Bütün ameller niyetlere göre değerlendirilir. Ve innema likullim ri'im ma neva. Herkes neyi niyet ederse onu alır. Femen kanet hicretuhu ila Allah ve Resulih fe hicretuhu ila ve Eğer bir insanın hicretinden maksadı Allah'a ve Resulüne hicret ise o gerçekte Allah'a ve Resulüne hicret etmiştir. O men kanet hicretuhu li Bir insan bir beldeden bir başka başka beldeye giderken, hicret ederken Mekke'den Medine'ye hicret ederken eğer bir dünyalık maksadıyla hicret ediyorsa veya bir kadınla evlenmek evlenmek maksadıyla hicret ediyorsa fehicretuhu ila ma hacara ileyh. Onun hicreti de neye niyet etmişse onun için geçerlidir buyuruyor. Kıymetli izleyenlerim. Bu hadis-i şerif İslam uleması tarafından çok önemli kabul edilmiş. İmam Şafii Hazretleri bu hadis-i şerif ilmin yarısıdır demiştir. Zira insanın Allah'a karşı sorumlulukları kalbe ve kalıba taalluk eder. Kalple alakalı olan bölümünü bu hadis-i şerif ifade ediyor. Kalıpla alakalı olan bölümlerinde diğer ayeti kelimeler, hadis-i şerifler beyan etmektedir. Ayrıca Ahmed İbn Hanbel rahimehullah bu hadisi şerifle ilgili şöyle bir değerlendirmesi vardır. Der ki: Dini celil İslam'ın esasları üç hadisi şerife mebnidir. Üç hadis-i şerif dini celil İslam'ın bütün esaslarını toplamaktadır. Bunlardan bir tanesi biraz önce okuduğumuz innemel a'malu bin niyat Bütün ameller niyetlerle değerlendirilir niyetlere göre karşılık bulur. İkincisi Hz. Ayşe annemiz radıyallahu anhadan rivayet edilen Aleyhissalatu vesselam efendimizin "Men ahdese fi emrina ma leysa minhu fehu raddun." Bizim dinimize dinimizden olmayan bir şeyi ihtas edip icat eden kişinin yapmış olduğu bu icat merdüttür, makbul değildir. Böylece dine sonradan sokulabilecek bütün bidatlerin kapısını bu hadis-i şerif kapatmış oluyor. Üçüncü olarak da Ahmed İbni din Dini Celil İslam'ın bütün esaslarının üzerine bina edildiği üç hadis-i şeriften üçüncüsü olarak da El helalü beyinun vel haramu beyinun. Helal de açıktır, haram da açıktır. Helal ile haram arasında bazı şüpheli şeyler vardır. Şüpheli şeylerden sakınan dinini, şerefini korumuş olur. Hadis-i şerifidir. Böylece Ahmet İbni Hanbel'in değerlendirmesinde rahimahullah, dini celil -i İslam'ın bütün esaslarını üç hadis-i şerife irca etmek mümkündür diyor. Böylece bu hadis-i şeriflerin içerisinde niyetle ilgili olan hadis-i şerifi birinci madde olarak zikrediyor. Ayrıca dikkat çekici bir yaklaşım ile Ebu Davud Kütüb-i Sitte'nin musanniflerinden, müelliflerinden olan Ebu Davud Hazretleri şöyle der. Kendi değerlendirmesi. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den 5000 hadis-i şerif yazdım diyor. 500 bin hadis-i şerif yazdım diyor. Bu 500 bin hadis-i şeriften Ebu Davud kitabının içerisinde Ebu Davud diye meşhur olan kitabın içerisinde 4800 hadis-i şerif yerleştirdim. 500 bin hadis-i şeriften 4800 tanesini Ebu Davud ismiyle müsemma olan Sunen'i Ebu Davud'da yerleştirmiş, zapt etmiş. Fakat diyor, 500 bin tane hadis-i şeriften özetle 4800 hadis-i şerif Tüm bunlara ikisinden de özetle dini celil İslam'ın anlaşılabilmesi için dört hadis-i şerif yeter. Yani 500 bin hadis-i şerifi dört hadis-i şerifte çözmek mümkündür. Bu dört tane hadis-i şerifin anlattıkları 500 bin hadis-i şerifin anlattıklarına değerdir, eş değerdir diyor Ebu Davud Hazretleri kendi ifadesinde. Bu dört tane hadis-i şeriften o da birinci olarak niyetlerle ilgili olan biraz önce okuduğumuz, metni okuduğumuz hadis-i şerifi zikretmektedir. اِنَّمَ الْاَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ Bütün ameller niyetlerle değerlendirilir. İnsanın ameli değerlendirebilmesi, değerlendirilebilmesi için niyetine bakılır. Niyet hayır ise amelde hayır olur. Niyet kötü ise amelde kötü olur. Hadis-i şerifin izahına biraz sonra inşallah geçmiş olacağız. Ebu Davud Hazretleri 500 bin hadis-i şerifin irca edildiği dört tane hadis-i şeriften birincisi olarak İnnimel amalü bin niyat hadis-i şerifini zikreder. İkinci olarak Min husni islamil terkuhu ma la ya'nihi Bir insanın, bir Müslümanın, İslam'ının güzelliğinden olan durum, ma la yani terk etmesidir diyor. Bir Müslümana yakışan ma la yani ile meşgul olmamasıdır. Bir Müslümanın hayatında mala yani yani dünyasına ve ahiretine fayda vermeyen şeylerden uzaklaşması, hayatını bunlardan tecrid etmesi onun Müslümanlığının güzelliğindendir diyor. Elbette bu hadis-i şerif anlaşıldığı zaman eğer bir Müslüman hayatında dünyasına ve ahiretine fayda vermeyen lüzumsuz şeylerden hayatını tecrid etmesi gerekiyorsa zarar verenlerden haydi haydi kaçılması gerektiği net bir şekilde anlaşılmaktadır. Dolayısıyla bu hadis-i şerifte insanın hayatına çok büyük yön vermektedir. Üçüncü olarak aleyhissalatü vesselam Efendimiz'in ahlakla ilgili, müminlerle ilgili, kardeşlerimizle ilgili bir değerlendirmesi vardır. Buyururlar ki, لَا يَكُونُ hatta مُؤْمِنًا حَتَّى لَا يَرْضَى لِأَخِيهِ اِلَّا مَا يَرْضَى لِنَفْسِهِ Bir insan gerçek mümin olamaz. Ancak kendisi için razı olduğu şeylere, kardeşi için de razı Olması lazım. Kendisi için sevdiğini kardeşi için sevmedikçe, kendisine razı olduğu noktayı kardeşi için de razı olmadıkça gerçek mümin olamaz buyuruyor aleyhissalatü vesselam Efendimiz. Bu da bütün müminlere karşı tavır ve davranışlarımızı ahlaki boyutuyla beraber ortaya koymaktadır. Ayrıca burada bir nükte vardır. İnsanın rıza kelimesi burada kullanılıyor. İçindeki duygularını öyle ayarlaması lazım ki kardeşi için sevdiğini kendisi için sevdiği gibi sevmesi lazım. Kendisi için razı olduğuna, kardeşi, kardeşi için de aynı şekilde razı olması lazım. Dördüncü olarak da aleyhissalatü vesselam Efendimizin el helalü beyinun vel haramu beyinun. Haram da açıktır, helal de açıktır. Kur'an-ı Kerim'de ve hadis-i şeriflerde o kadar açık haramlar vardır ki, o kadar açık helaller vardır ki bunu herkes biliyor. Her Müslüman biliyor. İçkinin haram olduğunu kim bilmez? zinanın haram olduğunu kim bilmez? Kumarın haram olduğunu, faizin haram olduğunu kim bilmez? Benzeri. Nice haramlar varsa açık ve net. Bir de helaller var. Bunlar da açık ve net. İşte haramlar sakınılması gereken şeylerdir hayatımızda, tehlikeli yerler. Helaller de uğrayabileceğimiz mıntıkalardır, yapabileceğimiz şeylerdir. Peki helal ile haram arasında bir de şüpheli alan vardır mayın tarlasına yakın bölge demektir. Mayın tarlasına yaklaştığınız zaman sizin için tehlike arz edebilir. Çünkü mayın kendisini göstermez. İşte Ebu Davud Hazretleri diyor ki 500 bin tane hadis-i şerifin özeti bu dört tane hadis-i şeriftir. Hadis-i şerifin izahına dönelim. Bakalım hadis-i şerifte aleyhissalatü vesselam Efendimiz bizlere neler buyurmuşlardır. Birinci cümlede innemel a'malu bin niyyat buyurmuş Aleyhisselatü vesselam Efendimiz. Bütün ameller niyetlere göre değerlendirilir. Bu ne demektir? Elbette bu hadis-i şerifin şu cümlesi üzerinde fukahanın geniş geniş açıklamaları vardır. Biz herkesin işine yarayacak, herkesin ortaklaşa anlayabileceği, anladım anlaması gereken noktayı sizinle paylaşacağım. Aleyhisselatü vesselam Efendimizin bu hadis-i şerifinde Ameller ancak niyetlerle gerçekleşir. Halbuki insanlar bazen niyet etmeden de amel gerçekleştirebilir. Uyurken bir insan yuvarlanıyor, bir şeyi kırıyor. Bir amel gerçekleşiyor. Efendim dalgınken bir, bir şey yapıyor, elinden bir kaza çıkıyor veya bir iyilik meydana geliyor. O zaman hadis-i şerifin anlamı niyet olmadan amel gerçekleşmez değildir. Ya yani ameller Allah nezdinde ancak niyetlere göre değerlendirilir. Sevgili izleyicilerimiz, bu hadis-i şerifin bu bölümünü İmam Gazali Hazretleri çok güzel bir şekilde açıklamıştır. İmam Gazali Hazretleri <laughs> diyor ki, insanın yaptığı ameller, bir insanın yaptığı ameller üç türlüdür, üç kısımdır. Bir var ki insanın hayatında yaptığı ameller ibadet olur, itaat olur. Allah'a kendisini yaklaştıracak şeyler olur. Namaz gibi, oruç gibi, zekat gibi, haç gibi. Bir de tam zıttı isyan olabilir, haramlar ve günahlar gibi. Bir de mubah olan şeyler var. Dolayısıyla bizim hayatımızın akışı içerisinde amellerimiz üç bölümden ibarettir. Bir, ibadet olan, itaat olan bölümler vardır. Bir de isyan olan, günah olan bölümler vardır. Bir de mubah olan şeyler vardır. Peki niyetin bunlara taalluku nedir? Ameller niyetlere göre değerlendirilir. Hadisi şerifini değerlendirdiğimiz zaman buna göre nasıl değerlendireceğiz? İbadetlerde, itaatlerde niyetin fonksiyonu nedir? İsyanlarda niyetin fonksiyonu nedir? Mubahlarda niyetin fonksiyonu nedir? Bunu İmam Gazali Hazretlerinden hep beraber dinlemiş olalım. Bu değerlendirme her birimizi ilgilendirir. Çünkü bizim de amellerimiz ya ibadettir, itaattir, ya isyandır, günahtır veya mubah olan şeylerdir. Mubah demek ne günahtır ne de sevaptır. Serbest alan demektir. Şimdi kıymetli izleyenlerim, isyan masiyetlerde niyetin fonksiyonu nedir? Der ki İmam Gazali Hazretleri, niyet insanın hayatındaki masiyetleri ibadete dönüştürmez. Yani bir insan bir günahı, bir haramı iyi niyetle yapmakla o haram, o masiyet ibadete dönüşmez. Buna bir örnek verir. Dinimizde gıybet haram mı? Elbette gıybet haramdır. Kur'an-ı Kerim'de geçiyor mu? Hem Kur'an-ı Kerim'de açık ve net bir şekilde geçiyor. Hem de hadis-i şeriflerde aleyhissalatü vesselam Efendimiz bu konuyu net bir şekilde yasaklamıştır. Peki bir insan bir kardeşiyle konuşurken sohbet ederken birisinin aleyhine konuşmayı karşıki taraf arzu ediyor diye o kardeşinin gönlünü kazanmak için bir başkasının gıybetini yapması yani bir mümin kardeşinin kalbini kazanmak maksadıyla onun gönlünü kazanmak maksadıyla onun sevmediği birisinin aleyhine konuşmak gıybeti haramdan ibadete çevirir mi? Hayır çevirmez. Buna bir başka örnek de verebiliriz. Diyelim ki namahram bir kadın bize elini uzattı. Tokalaşmak için hoş geldin dedi. Şimdi namahram kadın ile tokalaşmak dinen haramdır. Kim ne derse desin. Bu şüphe götüren bir şey değildir. İster şehvet duygusu olsun isterse şehvet duygusu olmasın. Namahram bir kadınla tokalaşmak helal değildir, haramdır, bir masiyettir. Şimdi zavallı kadıncağız elini uzattı. Eğer ben eline elimi uzatmazsam gönlü kırılır. Gönlü kırılmasın diye ben onunla tokalaşayım. Onun gönlünü kazanmak için böyle bir yola tevessül etmiş olsa buradaki iyi niyet namahram bir kadınla tokalaşma günahını ibadete çevirir mi? Hayır çevirmez. Bu örnekleri çoğaltmak mümkündür. Sonuç olarak bir insanın İsyan ile masiyet ile meşgul olurken niyetini iyi yapmış olması o masiyeti, o günahı ibadete ve sevaba çevirmez diyor İmam Gazali Hazretleri. <laughs> Ayrıca şu cümleyi de kullanıyor. Bir insanın masiyet ile yani günah olan bir şey ile hayırı murad etmesi, hayır kastetmiş olması, ondan bir sevap beklemiş olması bile ayrı bir günahtır. Yani diyelim ki gıybet etmiştir. Karşıki kardeşinin oturduğu arkadaşının gönlünü kazanmak için gıybet etmiştir. Maksadı kardeşinin gönlünü yapmak, onu rahatlatmak. Efendim, burada gıybet etmesi bir günah. Bu gıybetten de iyilik yapıyorum, iyi niyetle ben buradan bir kazancım var diye düşünmüş olması ayrı bir vebaldir, ayrı bir günahtır. Diğer misalde de bunu uygulayabiliriz. İkincisi, ibadetler ve itaatlerde niyetin fonksiyonu nedir? İbadet ve itaatlerde niyetin fonksiyonu iki yönüyle değerlendirilmesi lazım. Bir, bu ibadetlerin sıhhati açısından niyete ihtiyaç vardır. İki, faziletlerinin artması bakımından niyete ihtiyaç vardır. Yani ibadetler niyet ile adetten ayrılmış olurlar. Bir insan geceden uykuya yatmış olsa, akşama kadar uyanmamış olsa yemek yemiş olur mu? Hayır. Bir şey içmiş olur mu? Hayır. Orucu bozan bir şey kendisinden su etmiş olur mu? Hayır. Peki oruçlu sayılır mı? Sayılmaz. Bir insan sabahtan akşama kadar niyet etmeden aç susuz durmuş olsa, öbür insan da niyet ederek oruç tutmuş olsa, sabahtan akşama kadar aç ve susuz kalmış olsa, ikisinin yaptığı birbirine benziyor suret itibariyle. Nedir? Birisi de yemedi içmedi ve orucu bozan şeylerden uzak durdu. Öbürü de aynı şekilde. Ama birisininki oruçtur, ibadettir. ki ibadet değildir, oruç değildir. Bir insan ne kadar eğilse kalksa ama namaz niyeti yoksa o ibadet olmaz. Namazda bir insan ya Rabbi niyet eyledim senin rızan için diye düşünüyor. Gönlünden bu kararı veriyor ve niyet ediyor kıldığı iki rekat namaz işe yarar. Ama öbür türlü adam spor yapıyor. Yarım saat, bir saat eğiliyor kalkıyor. Hiçbirisi namaz gibi ibadet kabul edilmez. Yani sporun yapılma niyeti normalde spor mubah kısmına giriyor. Fakat ibadeti adetten ayıran nedir? Niyettir. Dolayısıyla ibadetlerde ve itaatlerde asıl itibariyle niyet o ibadetin sıhhatini sağlar yani sahih olmasını, ibadet olmasını sağlar. Adetten onu ayırmış olur. Dolayısıyla namazlarımız namaz olabilmesi, oruçlarımız oruç olabilmesi, haçlarımızın haç olması, diğer ibadetlerimizin ibadet olabilmesi için, Allah rızası için, ibadet maksadıyla onları gerçekleştirmemiz gerekiyor. Bir de bu ibadetlerin derecesinin yükselmesinde, sevabının artırılmasında niyetin fonksiyonu da büyüktür diyor İmam Gazali Hazretleri. Buna bir örnek verelim. Çünkü insan bir ibadeti bir niyetle yapabilir, birden fazla niyeti olabilir. Birden fazla niyeti olursa bir niyetle ibadeti yapan ile iki niyetle bir ibadeti yapan arasında fark vardır diyor İmam Gazali Hazretleri. Buna bir örnek de veriyor. Canlı bir örnek de veriyor. Kıymetli izleyenlerim. Diyor ki İmam Gazali Hazretleri. Mesela diyor, camide Allah'ın evinde oturmak ibadet kısmındandır, itaat kısmındandır. Peki, bir insan camiye girmesi ibadet olabilmesi için Allah için, Allah rızası için Allah'ın evine giriyorum demesi gerekir. Bir defa ibadete dönüşebilmesi için, adetten ayrılabilmesi için burada niyet etmesi gerekiyor. Yani Allah için, Allah rızası için Allah'ın evine giriyorum demesi lazım. Adetten ayrılabilmesi için. Yoksa ha bir evde serinlenmiş. Dışarıda güneş vardır. caminin içerisinde serinlik vardır. Serinlenmek maksadıyla camiye giren bir insan ibadet etmiş olmaz. Dolayısıyla camiye girmenin ibadet olabilmesi için o ibadetin sıhhatinde aslı niyet şarttır. Peki camiye girdik Allah için, Allah rızası için. Burada farklı niyetlerle camiye girişin sevabını artırabilir miyiz? Elbette artırabiliriz diyor İmam Gazali Hazretleri. Şöyle örnekler veriyor. Mesela Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyorlar ki Men qa'de fil mescidi fekad zârallâhe teâlâ Bir insan bir mescidi ziyaret etmiş olsa o sanki Allah'ı ziyaret etmiş gibidir. Neden? Çünkü Allah Celle ve Aleyh Hazretleri ne buyuruyor? Estaizu billah. Ve ennel mesajüde Mescidler Allah'a aittir. Mescidler Kabe-i Muazzama'nın şubeleridir. Kabe-i Muazzama'ya ne diyoruz? Beytullah diyoruz. Ne demek? Allah'ın evi. Kabe-i Muazzama'yı ziyarete giden hacı ve umrecilere ne diyorlar? Merhaben bi zuyufir rahman. Rahman Teala'nın misafirleri merhaba, hoş geldiniz diyorlar. Demek ki Kabe'yi ziyarete giden kimin misafiri? Allah'ın misafiri. Dolayısıyla mescitler Allah'ın evleridir. Mescitler Allah'ın evleridir. Kabe-i Muazzama'nın şubeleridir. Öyleyse mescidi ziyaret eden kimi ziyaret etmiş oluyor? Haneden murat, hane sahibidir. Allah'ın ziyaretçisi sayılır. Allah Celle ve Ala Hazretleri Habibi vasıtasıyla bizlere şöyle bir gerçeği duyuruyor. Allah'a ve ahiret gününe iman eden insan misafirine ikram etsin. Bizim dinimizde misafire ikram vardır. Teşvik edilmiştir. Güzel sünnetlerdendir. Peki biz aciz insanlar Allah'a ve ahiret gününe iman etmiş olduktan sonra evimize gelen misafirimize, iş yerimize gelen misafirimize ikram etmemiz Allah tarafından isteniyorsa, ya biz Allah'ın ziyaretçileri olursak, bütün hazineler onun elinde. O bizi boş geçer mi? Elbette bize ikram edecektir. Biz camiye girdiğimizde ben Cenab-ı Hakk'ın ziyaretçisiyim niyetiyle girmiş olmak ibadete artı kazandırır mı? Elbette bir artı kazandırır. Ayrıca Hadis-i Aleyh şerifte aleyhissalatü vesselam Efendimiz buyururlar ki Ümmet-i Muhammed'imin günahlarını silecek, derecesini yükseltecek olan şeylerden birisi zor ve sıkıntılı zamanlarda abdesini tam almaktır. Bir de ve ketretül hutâ ilel mesacid, camilere doğru atılan fazlaca adımlardır. Bir de ve salat salâti ba'de salâ", namazdan sonra namazı beklemektir. Bu ümmet Muhammed'in günahlarını silecek, Allah nezdinde derecesini yükseltecek. Üç tane önemli amelden bahsederken, birincisini abdesti tam ve düzgün almak zor ve sıkıntılı zamanlarda. Abdesti düzgün olanın zaten namazı da düzgün olur. İkincisi camilere doğru atılan fazlaca adımlar. Cemaatle namaza teşvik vardır. Her adım bir günah siliyor, bir derece yükseltiyor. Üçüncüsü de ventilanus salati ba'des salah namazdan sonra namazı beklemek. Bir insan camide namazını kılsa, diyelim ki akşam namazını kılsa, yası namazını da kılar, ondan sonra eve giderim diyor. Yası namazını bekliyor camide. O namazdan sonra namazı beklemek, günahı silen, dereceleri yükselten, çok önemli amellerden, üç amelden birisidir. Bir başka hadis-i şeriflerinde aleyhissalatü vesselam Efendimiz, namazdan sonra namazı bekleyen, bir sonraki namazı bekleyen, sanki namazda imiş gibi kabul edilir. Öyleyse camiye girip namaz için bekleyen ben burada namaz için bekleyeceğim. Namaza yarım saat var, 15 dakika var, bir saat var. Bir Allah'ın ziyaretçisiyim. İki namazı bekliyorum. Üç, ben camide olduğum süre içerisinde allah Teala'nın misafiri olduğuma göre ve dünyevi bütün masiyetlerden, günahlardan, malayaniden mücerret bir alan olması itibariyle gözümü korurum, kulağımı korurum, haramlardan kendimi korurum. Zira camide olan insan itikaftadır. İtikafta olan insanın yapamayacağı şeyleri ben de burada yapamayacağım. Kendimi koruma altına almış oluyorum. Gözümü, kulağımı, dilimi oluyorum. Bu da bir artı kazandırır bu ibadete, camide bulunma ibadetine. Ayrıca bir insan camide bulunmakla işte cami vennel mesela camiler Allah'ın evidir. Fi buyutin edin Allahu en yzikra fi ismu camiler ibadet haneler Allah'ın adının zikredildiği yerlerdir. Burada ben Allah'ı zikretmeye uygun bir zaman ve zemin bulmuş olurum. Ben burada Kur'an okumakla zikirle meşgul olurum diye niyette bulunmuş olabilir. Bu da o ibadetine bir artı kazandırmış olabilir. Ayrıca birilerine bir şey anlatırım veya birileri bir şey anlatıyorsa onları dinlerim. İlmim artar. İfade ederim veya istifade ederim. Yani faydalandırırım, bildiğim bir şeyi söylerim. Namazında yanlış olduğunu gördüğüm bir kardeşimi ikaz ederim. Ona faydalı olurum. Benim yanlışım varsa o bana faydalı olur, o beni ikaz eder. Dolayısıyla burada ilimde ifade ve istifade. İfade başkalarına bir şey verebilmek. İstifade başkalarından bir şey alabilmek. Bu da gerçekleşmiş olur bu camide. Zira kardeşlerim gelecek burada namaz kılacaklar veya camide sohbet olacak. Öyleyse camiye sadece namaz niyetiyle giden insan ile hem namaz hem sohbet niyetiyle giden insan arasında fark vardır. Cuma günleri camiye gidiyoruz. Cuma günleri camiye cuma namazını kılmak niyetiyle gidersek cuma namazını kılmış oluruz. Hem cuma namazını kılarım hem de cumadan önce sohbet dinlerim, hutbeyi dinlerim ve böylece bir takım bilmediğim şeyleri öğrenmiş, ilim tahsil etmiş olurum niyetiyle giden insanın sevabı farklıdır. İkisi de cumaya gidiyor. Belki ikisi de aynı saatte gidiyor. Ama birisinin niyetinde cuma namazını kılmak var sadece. Öbürünün niyetinde ise hem cuma namazını kılarım hem de birkaç kelime öğrenirim dinimden. Bir ayet meali, bir hadis-i şerif, bir kelami kibar dinlerim, istifade ederim. Bu da o camide bulunmaya ayrı bir artı kazandırır diyor İmam Gazali Hazretleri. Ayrıca camide kimler olur? Camide genelde Allah'a ibadet etmek için, namaz kılmak için, secde için, sohbet için gelen insanlar olur. Buna hep bizim din kardeşlerimiz. Orada bir din kardeşimle tanışırım. Allah yolunda, cami yolunda, cemaat yolunda bir kardeş daha edinmiş olurum. Bir insan ile tanışır, onunla kardeşlik duygularımızı paylaşmış olurum. Düşüncesi de olabilir. Zira kahve e, camideki insanlar %99 %100 bizim aynı inancımızı paylaştığımız insanlardır. Türsük amaçla tarihi camilere gelen turistleri kastetmiyorum. Onlar içerisinde de o duyguyu paylaşan da olabilir, paylaşmayan da olabilir ama camiye namaz kılmak maksadıyla gelen her insan aynı duyguyu paylaşıyor, aynı kıbleye dönüyor, aynı namaz için saf tutuyoruz. Dolayısıyla kardeş olmaya biz ona kardeş olmaya, o bize kardeş olmaya elverişli. Ben camiye gidince Allah yolundaki kardeşlerimin sayısını artırmış olur. Bir tane daha Allah için Allah yolunda kardeş edinmiş olurum niyeti olabilir diyor İmam Gazali Hazretleri. Ayrıca caminin içerisinde insan çok affedersin şarkı söyleyebilir mi? Allah'tan utanır. Yalan söyleyebilir mi? Allah'tan utanır. Birisine telefon açıp Yanlış şeyler söyleyebilir mi? Camide olmaz der. Yani cami Allah'tan utanmaya ve dolayısıyla haramlardan uzaklaşmaya psikolojik olarak insanı etkileyen bir alandır, bir yerdir. Bu bakımdan ben burada olduğum söylece, Allah'tan hayal ettiğim için nefis, nefis ve şeytan bana yanlış yaptıramaz. Bunu da niyet etmiş olabilir. Dolayısıyla kıymetli dinleyenlerim, kıymetli izleyenlerim, şimdi bir camide bulunmak sadece camiye gideyim niyetiyle, Allah için camiye gideyim niyetiyle olursa bir ibadet olur. Niyet iki tane iyilik olursa iki tane ibadet olmuş olur. On tane iyilik düşünürse on tane sevap kazanmış olur. On tane işi, on tane hayır işi gerçekleştirmiş gibi olur. Burada ne vardır? Burada bilinçli olmanın faydası vardır. Yani bir insan bunu bildiği zaman ne yapacaktır? Niyetini, hayır niyetini artıracaktır. Aynı ameli gerçekleştirdiği halde başkasından daha çok sevap alacaktır. Biraz önce cuma namazı kılmak maksadıyla giden kardeşimizle hem cuma namazı kılayım hem de sohbet dinleyeyim. 5 dakika önce gideyim, 10 dakika önce gideyim, yarım saat önce gideyim. Sohbet de dinleyeyim. Öbür adam da yolda kalmış, zaten işi yoktur. Yarım saat önce gitmiş, safta yer bulayım, dışarıda kalmayayım niyetiyle gitmiş olabilir sohbet dinlemek niyetiyle giden insan ile dışarıda kalmayayım soğuktur dışarısı yağmur olabilir onun için içeri gireyim diyen insanın mükafatları eşit değildir. Çünkü niyetleri de eşit değildir. Evet İmam Gazali Hazretleri masiyetlerle haramlarla ilgili bölümde niyetin etkisi olmadığını masiyetin haramın iyi niyetle ibadete dönüşmeyeceğini hatta haram ile iyi niyette bulunmak ve bundan bir sevap beklemek ayrı bir vebaldir dediğini paylaşmıştık. İbadetlerde niyetin iki basamağı vardır. Bir ibadet, adetten ibadete dönüşebilmesi için, ibadet olarak sayı olabilmesi için, Allah için, Allah rızası için niyet gerçekleşmiş olması lazım. Ayrıca bu ibadetin derecesinin, Allah nezdindeki sevabının artması için farklı farklı şeyleri, farklı farklı ibadetleri niyet edebilir. Bir amelle bir iyiliği niyet eden bir iyilik yapmış olur. Bir amelle dört iyiliği niyet etmiş olan dört amel yapmış olur. Anlaşılması bakımından ve faydası bakımından bir örnek daha verelim. Diyelim ki bir komşumuz var. Bu komşumuz aynı zamanda akrabamızdır. Aynı zamanda fakirdir. Şimdi biz bu komşumuza komşumuzdur diye ikram edersek komşusuna ikram eden insana vaat edilen mükafatı elde etmiş oluruz. Biz bu komşumuza ikram ederken komşumdur ve akrabamdır, yakınımdır, sılayı rahim niyet ederek bir komşuluk hakkını ödemek için bir de sılayı rahim görevini yerine getirmek maksadıyla bu iyiliği yapmış olabilir. Bu sefer yapmış olduğu bir iyilik iki müşafatı celbetmiş olur. Bir üçüncüsünü de niyet etmiş olabilir. Diyebilir ki bu benim bir komşumdur. iki akrabamdır. Üç fakirdir. Fakir olduğu için de elinden tutmam lazım der. Ona ikramda bulunmuş olur. Dolayısıyla bir fakire ikram ettiğinden dolayı. iki komşusuna ikram ettiğinden dolayı. Üç sıla-i rahim gerçekleştirdiğinden dolayı üç tane sevap almış olur. Elbette bunu bilerek yapmak ile bilinçsiz yapmak arasında ne kadar fark vardır kıymetli izleyenlerim. Bir insan çoluğunun çocuğunun nafakasını temin etmesi güzel bir ibadettir. Benim çoluğum çocuğum nafaka bakımından bana bağlıdırlar. Ben bunları namerde muhtaç kılmamalıyım. Haram lokma bunlara yedirmemeliyim. Alnımın akıyla helal lokma bunlara temin etmeliyim diye çalışan insan, ibadeti gerçekleştirmiş olur. Ancak burada niyetini artırabilir mi? Bir diyebilir ki benim çoluğumu çocuğumu bakmam zaten mecbur. Allah Celle Celaluhu bu görüyor, bana vermiştir. Ve alel mevludu lehu rizquhunne. Ve mevludi lehu Yani çocukların nafakası, elbisesi babaya aittir diyor Allah Celle ve Ala Hazretleri. Dolayısıyla bu benim vazifemdir diye bunu yapmak elbette bir ibadettir. Çocuklarım namerde muhtaç olmasınlar. Artı bir niyettir. Helal yesinler, haram yemesinler. Çocuklarım kendilerine sağladığım bu imkanlarla ilim tahsil etsinler. Hafız efendi olsunlar, alim olsunlar. Ben onlara imkan sağlayayım. Onlar da alim olsunlar dini celili İslam'ın yücelmesi için birer asker olsunlar. Faziletli bir insan olsunlar. Ümmeti Muhammed'i aydınlatacak, dini celili İslam'a faydalı, anasına babasına, ümmeti Muhammed'e, ülkemize faydalı bir insan olsunlar niyetiyle onlara yapılan harcama çerçeveyi genişletmiş oluyor. Sadece açlığını gidermek maksadıyla yapmak ayrı şeydir. Ben bunun ihtiyaçlarını göreyim. Bu da okusun, ilim sahibi olsun, irfan sahibi olsun dinimize, ülkemize, ailemize, çevremize ışık saçsın, faydalı olsun niyetiyle bu harcamalar yapmak artı bir ayrı bir artı kazandırır kıymetli izleyenlerim. Onun için iyiliklerimizi yaparken, ibadetlerimizi yaparken, sağ taraftaki meleğin yazacağı güzellikleri yaparken mümkün oldukça daha bilinçli, daha şuurlu bir şekilde yapmak lazımdır. Sonuçta çocuğunun nafakasını temin eden, iyi niyetle temin eden her baba mükafat kazanır. Ancak niyetler buna güzel niyetler ilave oldukça bu niyet onun o çalışmasını, o gayretini çok daha verimli hale getirir. Sevabını çok daha artırmış olur. Evet. Kıymetli izleyenlerim, İmam Gazali Hazretleri'nin değerlendirmesinde insanların tavır ve davranışları ya ibadettir, ya masiyettir veya mubah olan şeylerdir buyurmuştu. Gerçekten öyle. Ya günah işleriz, ya sevap işleriz veya ne günahtır ne sevaptır mubah olan şeyler işlemiş oluruz. Masiyetlerdeki niyetin etkisini konuşmuştuk. İbadetlerdeki niyetin etkisini de böylece müzakere etmiş olduk. Peki mubah olan şeylerde niyetin etkisi nedir? İmam Gazali Hazretleri diyor ki, her mubah iyi ve kötü niyeti ihtimali vardır. Şimdi bir insan mübah olan bir şeyi iyi niyetli ibadete dönüştürebileceği gibi kötü niyetle masiyete de dönüştürebilir. Bir örnek verelim. Diyelim ki bir insanın koku sürünmesi. Mubahtır bu. Temiz bir kokuyu sürünmek bu mubahtır. Dolayısıyla Bunda ne sevap ne günah beklenmez aslı itibariyle. Ancak bu iyi niyetle ibadete dönüşür, kötü niyetle de isyana dönüşür. Örneklendirelim. Bir insan koku sürünüyor. Diyor ki Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Cuma günü camiye, cemaate giden veya cemaate giden insanın güzel koku sürünmesi güzeldir, sünnettir. Aleyhissalatü vesselam Efendimizin tavsiyesi vardır. Öyleyse ben hem güzel koku sürülmüş olayım hem de cumaya camiye giderken Aleyhisselatu vesselam efendimizin bu tavsiyesine uymuş olayım. Bakınız mübah nereye dönüştü hemen? İbadete dönüştü. Niyeti artırabilir. Karşılaştığım kardeşlerim benden hissedecekleri güzel kokuyla camide huzur bulsunlar, rahat etsinler, rahatsızlık duymasınlar benden. Bu da niyetini bir kat daha artırmış olur. Bazen insan terlediğinden dolayı güzel kokmamış olabilir. Kerih bir koku üzerinde olabilir. Veya bulunduğu ortam itibariyle üzerine hoş olmayan koku silmiş olabilir. E gidecek, cemaate gidecek. Ben şimdi etrafımı rahatsız etmeyeyim. Bari güzel bir koku sürüneyim. Bu güzel kokuyla rahatsızlığı izale edeyim. Kimseye bu çirkin kokuyla rahatsızlık vermeyeyim deyip buna böyle bir ilave de yapmış olabilir. Demek ki mubah olan şeyler iyi niyetle ibadete dönüşebilir. Bu niyet arttıkça, iyi niyet arttıkça oradaki sevap da ona göre o nispetle artacak diyor İmam Gazali Hazretleri rahimeullah. Peki mübah olan şeyler kötü niyetle masiyete dönüşür mü? Elbette masiyete dönüşür. Diyelim ki bir erkek biraz önce verdiğimiz örnekte koku sürünse koku sürünmesindeki maksat da ben şimdi evden çıkacağım. Bir takım kadınları, yabancı kadınları kandıracağım. Onların arasına girdiğimde cezbedici olayım, dikkat çekici olayım. Bu maksatla olmuş olabilir. Aynanın karşısında taranan insan toplum içerisinde efendim düzgün olarak çıkayım niyet etmiş olabilir. Bu mübah olur. Ama birilerini kandırmak maksadıyla, yoldan çıkarmak maksadıyla fuhşa sürüp sürüklemek maksadıyla olursa o zaman burada kötü niyet vardır. Bu kötü niyet sayesinde aslında mubah olan bu durum masiyete dönüşmüş olur. Evet. Demek ki koku sürünmek normalde mubahtır. Lezzet, hoşuma gidiyor şu koku diye kullanıyorum onu. Sadece maksat boyusu mubahtır. Ama Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin sünnetini yerine getireyim camiye, cumaya giderken bu sünnettir deyip de bu niyetle yaparsak. Ya Allah'ın evine gidiyorum, mescide gidiyorum, mescide saygılı olmak lazım, tazim etmek lazım. O mescidin hakkını ancak böyle ödeyebilirim demek buna bir artı kazandırır. Çevremdeki insanlar hoşlansınlar, hoş bir ortamda, nezih bir ortamda ibadet etmiş olsunlar. Bu ayrı bir artı kazandırır. Kerih koku vardır bende, terden vesaireden. Bu kokuyu izah edeyim, çevreme zarar vermeyeyim, bu da artı, artı kazandırır. Ayrıca biz affedersiniz kerih kokularla camiye gittiğimizde, sarımsak, soğan kokusuyla camiye gittiğimizde birileri bizim aleyhimize konuşacak. Birilerini rahatsız edeceğiz. Onların bizim aleyhimize konuşmasına, gıybet etmesine biz sebep olmuş olacağız. O gıybet etmekle günah girmiş olur ama ona biz sebep olduğumuzdan dolayı biz ayrıca hem onun günahından dolayı günah girmiş oluruz Ayrıca ona eziyet verdiğimizden dolayı da günah girmiş oluruz. Estaizu billah. Ve la tesubbul lezine min dûnillâhi fe yesubbullâhe adven bi gayri ilm. Putperestlerin putlarına sövmeyin diyor Allah Celle Celaluhu. Onlar da kalkar sizin ilahınıza sövmüş olurlar. Yani dolayısıyla siz sebep olmuş olursunuz kendi Rabbinize sövülmesine. Sakın bunu yapmayın diyor. Bir Müslüman putperestlerin putlarına sövmesi yasaklanmıştır ayet-i kerimede. Niçin? Onlar da kalkacaktır. Bizim Rabbimize söveceklerdir. Dolayısıyla biz Rabbimize sövülmesine meydan vermiş olacağız, sebep olmuş olacağız. Burada da mezkür misalimizde de biz eğer kerih kokuyla camiye gidecek olursak, soğan sarımsak kokusuyla veya aşırı bir ter kokusuyla camiye gidecek olursak, e, sağımızdaki solumuzdaki insanlar, oturduğumuz yerde karşılaştığımız insanlar bizim kerih kokumuzdan rahatsız olacaklar. Ondan sonra kıybet edeceklerdir, bizim aleyhimize konuşacaklardır. Onlar bizim alemimizi konuşmasına kim sebep olacak? Biz sebep olmuş olacağız. Evet. işte bundan da kaçınmak maksadıyla biz efendim niyetlerimizi halis tutmalıyız. Kıymetli izleyenlerim. İmam Gazali Hazretlerinin bu ifadelerinden sonra hadis-i şerifimizi tekrar başından itibaren bir gözden geçirelim. Ne buyurdu? İmam e, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem اِنَّمَ bin بِالنِّيَّاتِ Ameller ancak niyetlerle muteberdir buyurdu. Peki ameller ancak niyetlerle muteberdir ifadesinden bu biraz önce yaptığımız açıklamalar ışığında epey şeyler anlamış olduk. İmam Gazali Hazretleri bize çok şeyler anlatmış oldu. Bir de bu bölümü anlayabilmek için kıymetli izleyenlerim Aleyhissalatü Vesselam Efendimiz bir hadis-i şeriflerinde Ela ve inne fil cesedi mudgaten. Dikkat edin ey ümmetim. insan vücudunda bir et parçası vardır. İza saluhat saluhal cesedu kulluhu ve ida fesedet fesedel cesedu kulluhu. Ela ve hiye'l O iyi olursa bütün beden iyi olur. O kötü olursa bütün beden kötü olur. Dikkat edin o da kalptir buyuruyor. Niyet işte kalbin amelidir. Aleyhissalatü vesselam Efendimiz niyetin çok önemli olduğunu, kalbin iyi niyetle tamir edilmesi gerektiğini niyet bozuk olursa insanın hayatı da bozuk olur ifadesini kullanmış oluyor. Ayrıca insanların amelleri güzel gözükmüş olabilir. Geliyor bir tanesi diyor ki ya Resulallah! bir insan ırkçılıktan dolayı savaşıyor. Bir insan gösterişten dolayı savaşıyor. Bir insan ganimet mal almak için savaşıyor. Bunların hangisi Allah yolundadır diye soruyor. Aleyhissalatu vesselam efendimiz Men qatale li tekune kelimetullahi el ulya fehu fi sebebi kim Allah'ın dini en yüce olsun diye çarpışıyorsa savaşıyorsa odur Allah yolunda olan. Demek ki savaş efendim cihat çok güzel bir ameldir. Yani ameller içerisinde en önemli amellerden birisi cihattır. Ancak bu cihat ganimet malı elde etmek niyetiyle olursa bu Allah için olmuyor. Bundan Allah'tan Bundan dolayı Allah'tan bir mükafat bekleyemez insan. Eğer gösteriş için yapıyorsa yine bundan bir şey alamaz. Irkçılık için yapıyorsa bundan yine bir şey alamaz. Ancak Allah'ın dinici olsun diye yaparsa alabilir. Niyet kalbin kastından ibarettir. Ben Allah rızası için bunu yapıyorum demiş olması, demiş olması derken kalbin böyle karar vermiş olması niyettir. Niyet dil ile söylenen değildir kıymetli izleyenlerim kalbin verdiği karardır. Kalbimiz bir şeye niyet etmiş olsa, bir şeyi kastetmiş olsa, dilimiz farklı bir şey söylemiş olsa, dilimizin söylediği değil, kalbimizin niyeti önemlidir. Örnek, biz öğle namazını kılarken kalbimizde duygularımız, öğle namazını farzını kılıyorum. Ancak dilimiz sürçtü, ikinci namazını farzı dedik. Hangisi muteberdir? Dilimizin söylediği değil, kalbimizin kararı. Çünkü niyet kalbin amelidir, dilin ameli değildir. Hatta ibadeti yaparken dil ile niyet yapmak doğru mudur, değil midir? Ali sallallahu aleyhi efendimiz yapmış mıdır, yapmamış mıdır? Bu bile tartışılmıştır. İmam Rabbani Kuddüs Sesir Hazretleri mektubatında bunun üzerine çok durur. Dil ile niyet etmek bidattır der. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den böyle bir şey menkul değildir der. Hatta eyyme-i erbaden, sahabe-i kiramdan, hulefay-i ve eyyme-i erbaden bu konuda sarih bir nakil yoktur der. Dolayısıyla bazı fukaha dil ile niyeti müstehap kabul etmişlerdir. Zira insanların kalbindeki gafleti, dünya meşgalesi sebebiyle gafleti efendim fazla alışmış olabilir. Dil de buna takviye etmiş olur. Dolayısıyla müstehaptır demişler ama bu müstehap ve Vesselam Efendimiz'den nakredildiğinden veya sahabe-i kiramdan menkul olduğundan dolayı değildir. Daha sonraki alimlerin bu maksatla efendim uygun gördükleri ve tavsiye ettikleri kabildendir. Niyet kalbin amelidir. Dolayısıyla diğer amellerden farklıdır. Zira insan eliyle, ayağıyla, bedeniyle yaptığı işlerde riya ihtimali vardır, gösteriş ihtimali vardır. Ama kalbin niyetinin riya ihtimali yoktur. Dolayısıyla niyetül mümini hayrun min amelihi, müminin niyeti amelinden daha hayırlıdır buyurulmuş. Bunun izah şekilleri vardır ama neden müminin niyeti amelinden daha hayırlıdır? Bir, amel zaten niyet olmasa amel değerlendirilmez. Amel değerlendirilebilmesi için de niyete ihtiyacı var. O zaman amel değerlendirilirken bir niyetiyle bir de ameliyle ikisiyle değerlendiriliyor. İkincisi, amelde riya olabilir, gösteriş olabilir ama niyette gösteriş olmaz. <laughs> Kıymetli izleyenlerim, Aleyhissalatü Vesselam Efendimiz bir hadis-i şeriflerinde İnna Allah azza ve celle le yu'ti'l abde ma la yu'ti'a Allah celle ve ala hazretleri kulun niyetine o kadar mükafat verir ki ameline o kadar mükafat sırf amelinden dolayı vermez. Yani amelinden dolayı alamayacağı mükafatı niyetiyle almış olur. Yani bunun anlamı kıymetli izleyenlerim insan niyetiyle beraber köşeyi dönecektir. Amelinde niyeti ne kadar halis ise o amelden de alacağı o niyeti sebebiyle fazla olmuş olur. Öyleyse bütün amellerimizde niyetlerimizi mükemmel tutmalıyız. Şöyle bir soru vardır. Peki bir insan iyiliği niyet etmiş olsa bundan dolayı başka bir hadis-i şerifte aleyhissalatü vesselam Efendimiz bir insan iyiliği niyet etmiş olsa, iyiliği kastetmiş olsa, yapmamış olsa yine bir sevap almış olur. Yaparsa on sevap almış olur buyuruyor. Peki Burada amel niyetten daha önemli mi? Niyette bir, amelde on. Hayır, bu onu ifade etmez. Çünkü amel baş, tek başına değil ki. Amel niyetle beraber ameldir. Tek başına değildir. İkincisi, peki bir insan kötülüğü niyet etmiş olsa, bunu yapmamış olsa bundan sorumlu mudur, değil midir? Bu günah mıdır, değil midir? Şimdi hadis-i şerifte aleyhissalatü vesselam Efendimiz, bir insan kötülüğü niyet etmiş olsa, onu yapmamış olsa, terk etmiş olsa bir hasene bir iyilik yapmış kabul edilir. Eğer kötülüğü niyet ederek yaparsa bir kötülük amel defterine yazılmış olur buyuruyor. Bu hadis-i şerifi nasıl anlamalıyız? Kıymetli izleyenlerim. Bir insan kalbiyle kötü niyet geçirmiş olsa, kötü niyet yapmış olsa, bunu gerçekleştirmese bundan sorumlu mudur, değil midir? Fukaha bunu tartışmışlardır. Ancak cumhurun görüşünü ifade edeyim. Cumhur'un görüşü ki Şeyh Ebu'l-Mansur Maturide Hazretleri'nin görüşünde bu olduğu, Şemsü'l-Eyim el görüşü de bu olduğu. Dolayısıyla Cumhur'un görüşü olarak nakledilir. Bir insan bir kötülüğü kastetmiş olsa, azmetmiş olsa, ben şunu yapacağım diye azmetmiş olsa ve onu yapmak için de elinden gelen fırsatları değerlendirse fakat onu yapmaya muvaffak olamasa, Bundan dolayı azimden dolayı meşöldür örnek verelim. Bir insan hırsızlık yapmaya karar verdi, niyet etti. Niyet ettiğinden dolayı hemen sorumlu değildir. Bundan günah almaz. Fakat vazgeçti. Hırsızlıktan vazgeçti. Cenab-ı Hak ona bir sevap yazar. Hırsızlığa niyet etti ve bu hırsızlığı gerçekleştirmek için yola çıktı. Fakat kapı kilitliydi. Yapamadı. Veya kameraları gördü. Yapamadı. Veya polisleri gördü. Yapamadı. Yani içinde azim var, kararlılık var, bir engel çıktığı için yapamadı, bundan meşguldür diyorlar. Buna delil olarak da Es-Sa'idu Billah اِنَّ الَّذ۪ينَ يُحِبُّونَ اَنْ تَشِيعَ الْفَاحِشَةُ فِي الَّذ۪ينَ آمَنُوا لَهُمْ عَذَابٌ اَل۪يمٌ فِي الدُّنْيَا Müminler arasında fuhşun, çirkinliğin, kötü haberlerin yayılmasını sevenler var ya, onlar için dünyada da ahirette de elim bir azap vardır diyor Hz. Allah Celle Celaluhu. Bakınız burada Allah Celle ve Ala Hazretleri müminler arasında çirkin haberin yayılmasını sevenler diyor. Sevmek ayrı şey, yapmak ve yaymak ayrı şeydir. Cenab-ı Hak Celle Celaluhu bu, bu kötülüğü sevmelerinden dolayı hem dünyada hem de ahirette onlar için bir elin bir azap olacağını ifade ediyor. Böylece bir insan kötülüğü niyet etmiş olsa fakat kendisi vazgeçmiyor, bir engel çıktığından dolayı yapamıyor olursa bundan mesul olduğunu söylüyorlar. Kıymetli izleyenlerim, hadisi şerifin sonuna doğru ilerleyelim. Diğer bölümlere geçelim. Bakalım aleyhissalatü vesselam Efendimiz diğer bölümlerde ne buyurmuşlar? Ve innemâ likün limri'im Herkes neyi niyet ederse onun için o vardır. Biraz önce yaptığımız izahlar burasını da izah etmiş oluyor. Femen kanet hicretuhu ila Allah ve rasulihi. Bir insanın hicreti Allah'a ve Resulüne ise. Yani Mekke'den kalkıyor, Medine'ye gidiyor. Ama niyeti ne? Mekke'yi terk ediyor, ana vatanını terk ediyor, Medine-i Münevvere'ye gidiyor, Habeşistan'a gidiyor, bir yerden bir yere gidiyor. Niyeti ne? Ne maksatla burasını terk etti, oraya gidiyor? Cenab-ı Hak sadece hicrete bakmıyor, niyete bakıyor. فَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ اِلَى اللّٰهِ وَرَسُولِهِ Her kimin Hicreti, Mekke'den Medine'ye hicreti veya bir yerden bir yere göç etmesi, hicret etmesi, Allah'a ve Resulüne ise yani ben burada dinceliğimi yaşayamıyorum. Şuraya gidersem daha güzel yaşarım. Medine-i gidersem namazımı daha rahat kılarım. Dinimi daha güzel yaşarım. Haramlardan uzak bulunurum. Dinimi daha güzel öğrenmiş olurum. Bu niyetle Allah'a ve Resulüne hicret etmek maksadıyla çıkıyor Mekke'den Medine'ye veya bir bölgeden başka bir bölgeye, bir vilayetten başka bir vilayete gidiyor. Dini İslam'ı öğrenmek için. Dini Celil İslam'ı daha güzel yaşamak için. Dolayısıyla bu insan aslında Medine'ye hicret etmiş olmuyor. Allah'a hicret etmiş oluyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e hicret etmiş oluyor. Niyeti bu olunca ben Resulullah'tan ayrılmayayım. Onunla beraber olayım. Dini İslam'ı daha güzel yaşamış olayım deyince bu insan sanki Medine'ye değil de Allah'a hicret etmiştir, Resulullah'a hicret etmiştir. Dolayısıyla bir insanın hicreti, niyeti Allah'a ve Resulüne hicret etmek ise o Medine'ye hicret etmiş değildir. Gerçekten Allah'a hicret etmiştir, Resulullah'a hicret etmiştir. Allah Celle Celaluhu bunu böyle kabul ediyor. Hadis-i Şerif'in son cümlesi, وَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ لِدُنْيَا يُصِيبُهَا Bir insanın hicreti dünyaya olursa, dünyayı elde etmek maksadıyla giderse, evim raetin veya bir kadınla evlenmek maksadıyla giderse fe hicretuhu ila ma O hangi maksatla hicret etmişse o da onu elde etmiş olur. Dünya için hicret eden karşılığında takdir edildiği kadar dünyayı bulur. Kadın için hicret eden kadın için hicret etmiştir. Bu hicretten dolayı bir mükafat alamaz. Rivayet edildiğine göre Aleyhisselatü Vesselam Efendimizin Mekke'den Medine'ye hicreti esnasında Birçok insan, sahabe-i kiram, rıdvanullahi aleyhi ecmaîn, Allah için Allah'a ve Resulüne hicret etmeyi niyet etmişken, Ümmü Kays adında bir kadıncağız, Mekke'de bir talebi vardı. Onunla evlenmek istemişti. Hayır, Mekke'de seninle evlenmem. Ben Medine'ye gidiyorum, gelirsen seninle evlenirim demişti. Sırf Ümmü ile evlenmek için, Mekke'den Medine'ye hicret eden, bu evlilik söz konusu olmasaydı Mekke'den Medine'ye hicret etmiş olmayacaktı. Dolayısıyla bu insan da bu kadın için hicret etmiş oldu. Aleyhissalatü vesselam Efendimiz bir insan bir kadın için hicret ederse o da hicret ettiğini bulmuş olur. Bu zata muhaciru ummi kays denmişti. Ummi kaysın muhaciri. Diğerleri muhaciru Allah ve Resul. Allah ve Resulü'nün muhaciriydi. Bu ise muhacir onun kahis olmuş oldu. Kıymetli izleyenlerim, biz de memleketlerimizden kalkıp İstanbul'a gelmişiz, bir kısmımız Ankara'ya gitmişiz, dünyanın değişik yerlerine gitmişiz. Çoğumuz doğduğumuz yerde değiliz. Ama bu hicretin maksadı nedir? Para kazanmak ise sadece para kazanmak için hicret etmiş oluruz. Nice kardeşlerimiz dinci lisanma öğrenmek için evlerini diyarlarını terk ederler, medreselere, kurslara, ilim merkezlerine giderler. Onlar Allah'a ve Resulüne hicret etmiş sayılırlar. Bu niyetle ilgili bölümü değerlendirirken şu hadis-i şerifi de sizinle paylaşmak isterim. Bu konunun anlaşmasında gerçekten önemli bir hadis-i şeriftir. Ahiretteki bir perdeyi Allah Celle Celaluhu, Habibi vasıtasıyla kaldırıyor ve bize ahiretteki bir manzarayı gösteriyor. Aslında bu manzarayı görürken her birimize çok önemli ders veriyor. Müslüm'ün tahricinde Kütüb-i Sitte'den İmam Müslim bu hadis-i şerifi tahric ediyor. Ebu Hureyre radıyallahu anh Efendimiz naklediyor. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyorlar ki kıyamet gününde ilk mahkemesi görülecek olan gruplardan birisi bir adamdır ki Allah yolunda şehit olmuş. Savaşta şehit olmuş diyelim. Savaşta şehit olmuş. Allah Celle Celaluhu bu insanı getirecek huzuruna ve diyecek ki kulum ben sana şu 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 nimetleri verdin mi vermedin mi? Allah'ım verdin diyecek. Peki ne yaptın diyecek. Bu amel, bu benim verdiğim nimetler karşısında kulluk olarak şükür olarak sen ne yaptın diyecek. O da şehit oldu ya, savaşta şehit oldu ya. Hemen bu amelin ön tarafa çıkaracak. Diyecek ki: "Atel tufike hatta tusheddu." Allah'ım ben senin yolunda savaştım, şehit düştüm. Bu nimetlere şükür olsun diye bunu yaptım. Allah Celle Celaluhu ona sen yalan söyledin diyecek. Bu amelini ben kabul etmedim diyecek. Sen insanlar bu ne cesur adamdır desin diye savaştın. Dolayısıyla insanlar da senin için bu ne cesur adamdır dediler. Niyetinin karşılığını aldın. Allah için, Allah rızası için savaşmadığı için benim sana vereceğim bir mükafat yoktur burada der. Başka bir ameli olmayınca emredilir, doğru cehenneme atılır diyor aleyhissalatü vesselam Efendimiz hadis şerifin bu cümlesinde. ikinci olarak bir insanı çağırıyor huzura, mahkeme için. Taallemel ilme ve allemehu ilim öğrenmiş ve ilim öğretmiş. Kur'an-ı Kerim'i okumuş. Bu insanda getirilecek. Allah Celle Celalü buna da nimetlerini sayacak da sayacak. Ve nihayet Allah Celle ve Ala Hazretleri ona nimetlerini saydıktan sonra kulum sen ne yaptın diyecek. O da Allah'ım ben senin rızan için ilim öğrendim ve ilim öğrettim. Kur'an-ı Kerim'i okudum senin rızan için diyecek. Allah Celle Celal ona sen de yalan söyledin diyecek. Sen ilim öğrendin alim desinler diye. Efendim Kur'an-ı Kerim' okudun ne güzel okuyor desinler diye. Niyetin milletin alim demesi veya milletin ne güzel okuyor demiş olmasıydı. Bunu da söylediler senin için. Emredilecek, doğru cehenneme atılacak. Üçüncü olarak bir adam getirilecek. Allah Celle Celaluhu ona maddi imkanlar vermiş. Dolayısıyla birçok servet ve imkana sahip olan bu insana Cenab-ı Hak nimetlerini sayacak kulum. Ben sana bunca nimetler verdim. Sen ne yaptın? O da diyecek ki Allah'ım bütün hayır yollarını harcadım da harcadım senin için, senin rızan için. Allah Celle Celaluhu ona sen de yalan söyledin diyecek. Sen insanlar bu ne cömert insandır desinler diye verdin. Zaten insanlar da senin için bu ne cömert insandır dediler. Binaenaleyh karşılığını aldın. Alacak başka bir şeyin yoktur. Benim sana vereceğim bir şey yoktur der ve umire bihi fesuhık fi'nnar emredilir. Bu insan da cehenneme gitmiş olur. Kıymetli izleyenlerim. Bu hadis-i şerif niyet hadis-i şerifi olarak geçer ve hadis-i şerifler içerisinde besmele hükmündedir. Kur'an-ı Kerim'in besmelesi hükmündedir. Birçok eser bunu kitabının baş tarafına besmele niyetiyle almıştır. Yani her insan ameline başlarken iyi niyetle başlamalıdır. Biz de bu dersimize inşallah iyi niyetle başlamış olduk. Rabbim iyi niyetle devamını nasip eylesin. Yüce Rabbim Celle ve Aleyh Hazretleri her birimizi niyeti güzel, ameli güzel, akıbeti güzel olan bahtiyar kullarından eylesin. Hepinizi Allah'a emanet ediyorum. Esselamu Aleykum ve Rahmetullahi ve Berekatuhu.